Hayır, yaseminler kokuyor. Evet, yasemin çok güzel kokuyorlar. Orijinali aslında sol el. Şu an sağ el var. Bu mu? Evet. Çenem bak, çenem bak. Dedim yasemin ya. Cıvıl cıvıl. Neydi lan bunun adı? O kavurucu sıcaklar, Antalya sıcakları gelmeden bir Antalya videosu yapayım dedim. Yani Antalya merkez videosu sadece bu. İlçeleri var, gezilecek çok fazla yeri var. Onları ilerleyen zamanlarda, özellikle kamp videoları gelecek. Oralarda anlatacağım ve göstereceğim. Antalya falezlerden oluşan dağlık arazileri çok fazla olan bir yer aslında. Ve modern şehir, antik şehrin üzerine kuruluyor. Antik kalıntılar çok fazla rastlayamıyoruz. O yüzden Hadrian Kapısı bu anlamda önemli bir nokta. Burada burada iki tane kule görülüyor. Bu arkamda duran güney cephesi oluyor. Güneydeki Hadrian zamanında yapılan ve bu zamana kadar gelen. Arkamdaki ise bir kısmı Hadrian zamanında yapılan ve devamında şuradaki noktada göreceksiniz. Selçuklular geldiğinde onun üzerine devam edilen kule. Kale içinin sokakları dardır. Yığma taş ve ağaç bağlantıları kullanılarak yapılmıştır bu evler ve kale içi bir sit alanıdır. İçerisinde şu an çokça restoran, bar, kafe, otel, pansiyon bulunmakta ve bunların hepsi aslında uygun bir şekilde restore edilerek yapılmakta. Çok güzel üretiyorlar. Çok güzel. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Şimdi kale içinde bulunan Antalya Etnografya Müzesi'ne girdim. Burada kahve kültürüyle alakalı bir bilgiye rastladım. Mesela burada diyor ki öncelikle bir kahve tavası var. Kahve çekirdekleri geliyor. İlk geldiğinde açık renkli olur kahve çekirdekleri. Ve bu kahve tavasında önce onlar bir ısıtılıyor, bir kavruluyor. Ve aslında o ilk gelen kahve çekirdekleri tatsız ve kokusuzdur. Tam bu kavrulma aşamasında 900 aromadan oluşan kahve çekirdekleri o tadı, kokuyu ortaya seriyor. Kahve çekirdekleri kavrulduktan sonra kahve soğutacağı var. Kahve soğutacağı var ve bu kahve soğutacağının içerisine koyularak kahve çekirdekleri soğutuluyor. Daha sonrasında ise değirmenler var. El değirmeninde öğütülerek kahve toz kahve haline getiriliyor ve daha sonrasında ise pişirilerek içiliyor. Eskiden kullanılan o ibikler var. O ibikler de pişiriliyor ve o küçük eskiden belki herkesin evinde zamanında gördüğü küçük kahve fincan takımları var. Onlar da servis edilip içiliyor.
birçok kişi belki bu heykelin hikayesini bilmiyordur. Bunun hikayesi şu: zamanında Kuzgun Acar adında bir heykeltıraş dönemin belediye başkanı olan Haşim İşcan'a ithafen bir hediye yapmak istiyor. O zamanlarda da kişiyi olduğu gibi simgeleştirmek, heykelleştirmek kendisine çok sıradan ve basit geldiği için çalışkanlığını anlatmak, çalışkanlığını betimlemek amacıyla bir el heykeli yapmak istiyor. Orijinali aslında sol el, şu an sağ el var. Çünkü dönemin sağ sol kavgalarından dolayı sol elin kaldırılması ve sağ elin yapılması isteniliyor. Ve daha sonrasında Kuzgun Acar sağ el yapıyor ve heykelin içerisinde Kuzgun Acar ve eşinin alyansları bulunmakta. Antalya'nın ilk İslam yapıtı, 13. yüzyılda Selçuklular tarafından kurulmuş. Burası aynı zamanda bir külliye, içerisinde medreseler, cami, minare ve türbeler bulunmakta. Fatma Doman zamanında Antalya'da çalışmış, Antalya Limanı'nda çalışmış ilk kadın işçi. 1953 ile 86 yılları arasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Antalya Limanı'nda fenerlerin yanıp söndürülmesi ve güvenliğinin sağlanması görevini üstlenmiş. Deniz feneri gardiyanlığı yapmıştır. Antalya Limanı'nda çalışan ilk kadın işçidir Fatma Doman. Varyantlardan aşağı baktığınızda meşhur 7 kilometre uzanan o Konyaaltı sahilini görebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde bu varyantlara ulaşmak için, bu meşhur sahile ulaşmak için ya da bu az önceki gösterdiğim manzaraya ulaşabilmek için birçok ulaşım ağı mevcut. Direkt önüne tramvay geliyor, direkt önüne otobüs var. Taksi falan zaten saymıyorum. Şehir içinde kullanılan bisikletler de var, skuterler de var. Ulaşım çok çok kolay burada. Tramvaya binecekler için müze istikametine gelmeniz yeterli. En son durakta inmeniz yeterli. Buranın adının neden Konyaaltı olduğuna dair iki tane rivayet var. Bunlardan bir tanesi, Antalya Türklerin elindeyken Konya'nın üst tarafı askeri toplanma alanı olarak anılıyormuş ve Antalya'da Konya'nın altında kaldığı için Konyaaltı olarak anılmış. Bir diğer rivayet ise Falezlerin yanında aslında burası bir koy olarak kalıyor ve Koyaltı olarak anılıyor.